Somuncu Baba'nın, Tapduk Emre'nin, Yunus Emre'nin memleketi Aksaray'dan selamlar getirdim. Aksaray, Kapadokya'nın giriş kapısıdır. Hasan Dağı ile bir dünya harikası Ihlara Vadisi ile İpek Yolu üzerine kurulmuş Sultan Hanı, Ağzı Karahan, Tepesi Delikanlarıyla, Güzel Yurt Yeraltı şehriyle, Saratlı Yeraltı şehriyle bir doğa harikası. Böylesine güzel bir şehir, maalesef Aksaray'ın dışına çıktığımız zaman hala başka illerin ilçesi olarak anılıyor. Ana muhalefet il başkanı olarak siyaset yaptığımız Aksaray, iktidar partisine her seçimde %70-75 civarında oy verdi. Ama AK Parti hükümeti Aksaray'a sadece içi boş vaatler verdi. Seçtiğimiz milletvekillerimiz Aksaray'ın sokağında, kasabasında, mahallesinde ulaşılamıyor, kayıp. Arkadaşlarımızla parlamentoya geldik, vekillerimizi burada bulabilir miyiz diye. Maalesef burada da kayıp. Aksaray'ın sahip çıkanı yok ve biz bu göreve soyunduk. Aksaray'ın milletvekili yok derken bir şey yanlış anlaşılmasın. Aksaray'dan seçilmiş milletvekili yok değerli arkadaşlar. Vekilimiz yok derken Burcu vekilime haksızlık etmek istemem. Aksaray esnaf esnaf, isim isim, sokak sokak telaffuz eden ve geldiğimiz zaman filanca amca nasıl diye soracak kadar Aksaray'ı tanıyan bir milletvekilimiz var. Bu vesileyle de ben kendilerine teşekkür ediyorum. Aksaraylı'nın sorunlarını bağırdık, duymadılar. Feryat ettik, dinlemediler. Cumhurbaşkanına geçtiğimiz yıl mektup yazdım ana muhalefet il başkanı olarak. Umursamadılar. Bizde şu kanaat oluştu. Ankara Aksaray'a sağır. Biz de bu vesileyle bir ilki gerçekleştirdik. Aksaray'da bir il başkanı olarak ilimizin sorunlarını bu kürsüden dile getirmek istiyoruz. Aksaray geçimini %80 oranında tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Çiftçimiz gübresiz ekim yapmakta. Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimiz süt ineklerini maalesef kestirmekte. Tarım dedik, sulama sorunumuz var. Ve bize her seçimde vaat edildiği halde bir Kızılırmak suyu maalesef ilimize ulaşmadı. Bakın topraklarımız susuzluktan çatlamış durumda. Topraklarımız dile geldi ama AK Parti hükümeti maalesef vicdana gelmedi, bunu duyuruyoruz. Aksaray'da Hasan Dağı'ndan bahsettik, Ihlara Vadisi'nden bahsettik, Kapadokya'nın giriş kapısı dedik. Buralara bir ulaşım yolu dahi yapılmadı. Atalarımız binlerce yıl önce İpek yolunu o coğrafyaya yapmış ama bugün AK Parti hükümeti bu turistik bölgelere ulaşacak bir yolu bile maalesef yapılmadı. 2022 yılında Ramazan ayında Aksaray'da çekilen Tatlısu Çeşmesi'nde bir kuyruk. Aksaray'da musluktan içilebilir bir içme suyumuz maalesef yok. Bakın bu hastanemiz, solunda sanayi, sağında çöp arıtma tesisi. Hiç Türkiye'nin başka bir bölgesinde çöplükle sanayinin ortasına bir hastane yapıldığını gördünüz mü, duydunuz mu? Biz de hastanemizde maalesef bu şekilde. Sanayi esnafımız TOKİ'ye ezdirilmiş durumda. Yeni yapılan dükkanlar bakın, 30 yıllık bir yapı gibi duruyor. Bu da TOKİ'nin Aksaray esnafına bir zulmü. Ortaköy yolu 40 kilometrelik bir yol, 10 yıldır yapılamadı ve adeta bölgede ölüm yolu olarak anılıyor. Onlarca vatandaşımızı kazaya kurban verdik. Cumhuriyet döneminde yapılmış bir cezaevi. Bu cezaevi üzerinden bir sürü planlar yapıldı, engel olduk. En son -5 derecede sıcaktan yangın çıktı ve cezaevi yandı. Cezaevini rant terörüne kurban etmeye çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak direniyoruz. Havaalanımız 98 yılında, Cumhuriyetimizin 75. yılında temeli atıldı. Bakın 75. yıl havaalanı. Biz uçaklarımız uçsun diye beklerken havaalanı küçükbaş hayvanlar için ağıl olarak kullanılıyor. AK Parti'nin hızıyla giderse herhalde 175. yılda yapılmaz ama 2023'te iktidar değişeceği için biz o kadar Aksaraylılarımızı bekletmeden ilimizi de bir havaalanına kavuşturacağız. Ve ilimizin kanayan yarası değerli arkadaşlarım, tren yolu 2004 yılından bu yana her seçimde bize söz verir. Aksaray'a tren yolunu getireceğiz diye. En son geçtiğimiz Ağustos ayında göstermelik bir ihale yapıldı değerli arkadaşlar. Dün gittim, o bölgede incelemelerde bulundum. Boş bir arazi, burada da trenimiz maalesef yok. Ben tren yalanıyla, vaadiyle
yıllarca avutulan Aksaray halkı adına bu oyuncak treni ve bu uçamayan uçağımızı siyasette verilip de tutulmayan sözlerin bir ibret vesikası olsun diye buraya getirdim ve bunu da buraya bırakıyorum. Meclisin müzesine kaldırılsın ki ne zaman bir siyasetçi söz verip de tutmuyorsa bu onlara bunu çağrıştırsın. Değerli arkadaşlarım, bakın trenimiz burada, burada rayımız yok, uçağımız burada, havaalanımız yok. Aksaraylı'nın mesajını buraya getirdiğimi söyledim. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Aksaraylı kızgın, Aksaraylı öfkeli, Aksaraylı üvey evlat muamelesi görmekten dolayı son derecede üzgün. Artık kimse daha fazla bu Anadolu'nun ortasında sahipsiz bırakılmış. Her zaman devletine, bayrağına bağlı olan Aksaray halkının hayallerini söndürme hakkına sahip değil. Bir an önce bu sözlerin tutulmasını istiyoruz. Sözlerimi tamamlamadan önce gençlik kollarımız bir senet düzenlemişler. Aksaraylı'ya verilip de tutulmayan sözlerin ibret vesikası. Bakın, ödeme günü 2004'müş, uzatılmış 2007, uzatılmış 2009, 2011, 2014, 2015, 2018. Borcun konusu Aksaray'ın kaybolan 20 yılı. Bu saydığım tablolarla özetlemeye çalıştığım yapılmayan hizmetler. Borçlu AK Parti hükümeti Recep Tayyip Erdoğan, o günden bugüne Bakanlar Kurulu'nda bulunan tüm kabine ve işte belediye başkanlığı yapan Nevzat Palta, Haluk Şahin Yazgı, Evren Dinçer, o günden bugüne milletvekili yapıp da söz veren ve sözünü tutmayan herkes bunun borçlusu. Bakın, bu Aksaraylı'ya verilen ve tutulmayan sözlerin ibret vesikası. Bunu tüm Türkiye kamuoyunun görmesini istiyorum ve 2023 Haziran'ına kadar son bir kez süre uzatımı yapıyoruz. Bunları, bu hizmetleri bir yılda yapmadığınız sürece Aksaray halkı bunu sandık yoluyla tahsil edecektir. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. İl başkanlığım döneminde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu iki kez ilimizi ziyaret etti. Grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ilimize geldi. Hepsinden de bu yapılmayan hizmetlerin sözünü aldım. O almış olduğum söze istinaden rahatlıkla konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu hizmetler tamamlanacak ama AK Parti hükümetine de bunun faturası çok ağır olacak. Bundan sonra da takibini yapacağız. Sorunların çözümü için muhalefetimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve bu hizmetleri yapmak da bizim Aksaray halkına namus borcumuz olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.